Liverpool'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda rotamızda Liverpool şehri var. Dünyanın en iyi bilinen şehirlerinden bir tanesi ama turistik olarak değil. Spordan dolayı, sanattan dolayı çok iyi bilinen bir şehir. Avrupa rüyasıyla çıktığımız rotamızda öncelikle Liverpool'un stadyumuna geldik. Anfield Road'a geldik. 61 bin kişilik bu stadyumu Türk takımları da gayet yakından biliyor. Taraftarlarımız da çok iyi biliyor. Hatta Beşiktaşlar burayı hiç sevmez. Ama Galatasaray'ın, böyle Trabzonspor'un böyle güzel zaferleri vardır Liverpool'a karşı. Liverpool'u birazdan şehir merkezinde devam edeceğim anlatmaya. Sadece Anfield Road'u şöyle anlatayım. Eğer Anfield Road'u gezmek istiyorsanız 30 pound'a yakın bir para ödemeniz lazım. Sezonda bilet alıp gelmeniz daha mantıklı. Bir tık daha para ödeyin ama bulabilmek çok zor. Onu söyleyeyim. Aylar öncesinden bilet almanız gerekiyor. Gelip maçınızı izleyebilirsiniz. İşte gerçek bir Liverpool taraftarıyla karşınızdayız. Şu anda bir Liverpool taraftarına soruyoruz. Hello. Hello. Do you know Beşiktaş? Yeah. We will beat you. We beat you. Şimdi bu British aksanı. Ne diyorsun Melih? Abi müthiş ya. Sen formayı çekmişsin. Evet, seni. En büyük Liverpool hayranı. En büyük Liverpool hayranı. Shop da var altında arkadaşlar. Zaten Chester'da anlatmıştım. Eğer buraya yetişmezseniz, Chester'ı gezecekseniz Chester'dan da alabilirsiniz. Ama burada da var altında. Buraya geldiğiniz zaman şöyle anlatayım. Bakın, iki tane de Liverpool'un geçmişte çok ciddi facialar olmuş. Stadyum faciaları oldu. İki tane var geçmişte. Taraftarların ezilerek öldüğü. Onunla ilgili anıtları da burada görebiliyorsunuz. Onun dışında zaten ünlü oyuncularla ilgili afişler var, grafitiler var. Burası böyle. Şimdi Liverpool'u biraz anlatayım. Liverpool'a geldik. Dediğimiz gibi sanatın ve sporun şehirlerinden bir tanesi ve Titanic'in şehri. Unutmayın. Titanic de çünkü burayla bağdaştırılan bir olay. Onu da anlatacağım ileride. Bir de Beatles'ın şehri. Asıl konu bu benim için. Beatles'ın şehri arkadaşlar. Beatles'ın ilk çıktığı barı da göstereceğim. Onun anıtını da göstereceğim. O yürüdüğü yolu da göstereceğim. Çok güzel bir video gelecek sizlerle. Hazırsanız Avrupa'nın bu liman şehrine başlıyoruz. Bizim bir tane var bundan. Bir tane de bundan var. Okay, tell again. Galatasaray is the best team. I love it. Yeah, you love it. Yeah. Manchester United taraftarı ama şu cümleyi söylüyor. Manchester is the best. Yeah, okay, it's the best, but Galatasaray is the best for you also. And then Liverpool is a loser pool on me. Yeah, loser pool. Liverpool'daki gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim size. Liverpool aslında Türkçe çevirdiğiniz zaman Liverpool, İşte karaciğer pool, karaciğer havuzu gibi bir şey oluyor. Ama aslında öyle değil, zamanla bu ismi değişmiş. Liverpool aslında orijinal ismi. Liverpool'da böyle çamurluk alan, işte böyle denizin kirli olduğu ya da böyle gri olduğu yerlere deniyor. Bunun sebebi de zaten denizine girdiğiniz zaman ya da uzaktan baktığınız zaman kahverengi tonlarında böyle çamurla karışmış bir denizi var. O yüzden ismi buradan geliyor. Ama sonra zamanla ismi değişmiş. Bu arkamdaki bina da arkadaşlar buradaki en görkemli binalardan bir tanesi. Zamanında şehrin yönetimiyle ilgili belediye binası olarak da kullanılmış, otel olarak da kullanılmış, birçok amaçla kullanılmış. KTP'si devasa bir saat de var. O yüzden böyle geldiğiniz zaman hemen de otelimizin karşısındayken onu da göstermek istedim. Bir de şu Merkür Otel'de kalıyoruz zaten, bakın. Hırtlıba çok yakın bir yerdeydi. Bu binayı da böyle görüyorsunuz zaten her yerden. Şimdi Liverpool sokaklara devam ediyoruz. Şimdi Liverpool denince akla gelen 3 şey var arkadaşlar. Birincisi tabii ki Beatles diyoruz. Çünkü Beatles grubunun doğduğu yer burası. İlk sahneye çıktıkları yer, doğdukları yer, yaşadıkları evler hepsi burada. Tabii bütün üyeler için geçerli değil bu ama Liverpool'da ilk defa sahneye çıkıyorlar ve buradan haykırıyorlar.
Bununla ilgili Liverpool'da da birçok gezi turları düzenleniyor. Mesela bir tanesi birazdan gideceğim olan Beadle Story adlı kısımda başlayan yürüyüş yolları. Onlar Beadles'ın kuruluşuyla ve sonraki süreciyle ilgili bütün mekanları sizi götürüyorlar. Götürecekleri mekanlardan bir tanesi şu an arkamda gördüğünüz Beadles anıtı arkadaşlar. 4 tane işte o meşhur pozlarının bir kopyası var burada. Onu böyle bronz bir heykel haline getirmişler. Ve buraya gelen bütün turistler bakın gördüğünüz gibi fotoğraflarını çekiyorlar. Hemen rıhtımın karşısında zaten bu yoldan başlıyorsunuz. Rıhtım boyunca birçok şeyi görebiliyorsunuz. Onun dışında zaten futbolu anlattık. Daha önce Anfield Road'da da zaten gördünüz. Onun dışında zaten Titanic'le de bir bağ var. Ve sanatın ve sporun şehri olmasından dolayı da turistlerin yoğun olarak geldiği şehirlerden bir tanesi. Tarih ve turistik açısından çok kısır bir yer. Öyle çok aman aman bir yer değil. Küçük yerler her zaman daha iyi Londra'nın dışında İngiltere'de. İşte burada şimdi başladık gezimize. Burası da bakın gördüğünüz gibi şimdiki yine bir hükümet binası arkamızda. Burası da bayağı görkemli böyle beyaz saraya benzeyen bir bina. Bu bölge işte rıhtım bölgesi. Bayağı bir işte anıtlar, eserler, parklar hep burada sıralanıyorlar. Bayağı bir limanı güzel değerlendirmişler. İşte geldiğiniz zaman da dediğim gibi bu Beatles heykelinin önüne gelip fotoğraf çekmeden Beatles'tan ayrılamazsınız tabii ki. Çünkü ikonik yer burası. Bulunduğum alan arkadaşlar müzeler bölgesi. Hemen zaten Beatles heykeli bakın arkada. Şu solunda duran yer Tate Liverpool. Yani Tate Liverpool genelde modern sanat müzeleri oluyor arkadaşlar. Tate London, Tate Liverpool, Tate ya da başka bir şehir. Genelde modern sanat müzelerini bu tarz Tate yapılan daha böyle daha farklı modern binalarda yapıyorlar. Hemen arkamda gördüğünüz şey arkadaşlar Liverpool Müzesi. Liverpool'un tarihiyle ilgili, limancılık tarihiyle ilgili her şeyi bu müzede bulabiliyorsunuz. Maalesef turumuzda bazen böyle işte şehirlere geç geliyoruz. O da yol durumlarından ve küçük küçük şehirlere verilen önceliklerden dolayı ki bence olması gereken de o. Çünkü Chester'ı görmek varken Liverpool'u tercih etmem. Liverpool'a gece de gelsem olur. Ama Chester'a gündüz görülmesi gereken bir yerde. Mesela buranın bir diğer özelliği az önce anlatmayı unuttum. Burası dünyanın en önemli liman şehirlerinden bir tanesi. Mesela Southampton'la birlikte Liverpool zaten bu bölgeden bütün bu cruise gemilerine, Amerika'ya giden, Atlantik denizine giden cruise gemilerine kalkış noktalarından. O yüzden şu gördüğünüz devasa binada liman merkezi. Onun dışında bakın karşı tarafa geçeceğim şimdi. Orası da denizcilik müzesiyle diğer müzelerin olduğu yer. Liverpool'un şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Maalesef zamanında kölecilik, köle ticaretinin merkezlerinden bir tanesiydi. Afrika'dan ya da diğer ülkelerden getiren köleler buradan limanlardan gemilere bindirerek Amerika'ya götürüyorlardı. Zaten Afro-Amerikalıların şu anda Amerika'da bu kadar yaygın olmasının en büyük sebebi o zamandan giden kölelerin orada artık sonradan yerleşmiş olmaları. İşte bu müzeler bölgesinden şimdi karşıya Maritime Müzesi'ne gideceğim. Eğer belki orası açıksa oraya yakalarım ama yoksa Beadle Story'e doğru devam edeceğim. Şimdi şu çöp yığınlarının arkasında gördüğünüz yer arkadaşlar eski liman bölgesi bakın. Görüyorsunuz değil mi? Aslında bu sonradan kapatılmış sanırım ya da orada kanallardan gemiler gidiyorlar. Burası bakın eski liman binalarından bir tanesi. Şurada burada bir tane gezebileceğiniz bir gemi de var ama şu an artık 6.30 olduğu için saat oralara gidemiyoruz. Şu karşıda gördüğünüz ya da bu alandaki bütün binalar Albert Dock adı verilen işte Albert Limanı'nı oluşturuyor. Ben o karşı tarafa geçeceğim. Orada kölecilik müzesi ve diğer müzeleri size göstereceğim az önce anlattım. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Bakın şimdi yürürken karşıma şöyle bir şey çıktı. Keşke bu taşların dili olsa da konuşsa gibi bir anlam var. Eğer konuşabilselerdi bunlar Liverpool'un uluslararası ya da Atlantik aşırı ülkelere köle ticaretinin nasıl geliştiğini anlatırlardı diye bir acıklı bir cümleyle bir giriş yapmışlar. Su yüzeyindeki mekanlar kölelerin Liverpool'dan Amerika'ya gitmesine sebep olan yerler diyorlar. İşte 1750 yıllardan 1807 yılına kadar ki bu böyle hizmet etmeye devam etmiş. Ki bence iyimser bir rakam. Sonradan bunların devam ettiğine eminim. Birçok filmde bunu görüyoruz. Şimdi şu köprüden bir karşıya geçelim. Bakalım oralarda ne varmış. Bakın eski tip limanların nasıl olduğunu şuradan daha iyi görebileceksiniz. Karşıda kapaklar var. O kapaklar açılınca sular içeriye doluyor. Ve böylelikle gemiler buraya geliyor. Muhtemelen bakımları ya da işte indirmeleri falan neyse artık depolara buradan indiriyorlar. Ya da bakımları burada yapılıyor. Sonra aynı şekilde de bu şekilde karşı taraftan yine çıkıp gidiyorlar.
Şimdi şu karşıdaki bu limanlara doğru giderken suyu kesiyorum, farkındayım oraya doğru yürürken, ama çok bilgi var. Bu gördüğünüz kiremit mimarisini İngiltere'de çok sıklıkla göreceksiniz. Hatta bunun asıl yeri, belki Peaky Blinders filmini izleyenler çok iyi bilir ki, Birmingham'dır. Oraya da son gün gideceğiz zaten. Orayı da anlatmaya çalışacağım. Ama böyle giderken böyle farklı farklı şeyler görüyoruz, ama Liverpool'da ne kadar bakın garip garip şeyler olduğunu görüyorsunuz. Burada ne yapmışlar, ama burada bir bakın, burası sanki bir adak gibi bir şey. Böyle herkes bu atın üzerine adaklar adamışlar, peçeteler bağlamışlar. Hatta bebek çorabı bak takan var. Ne diyor mesela? Waiting. Ha, bu başka bir şey anlatıyor burada. Böyle bir at heykeli de var. Şuraya bakalım, anlayacak mıyız? İngiltere'de olmanın en güzel tarafı bütün açıklamaların İngilizce olması tabii ki. Çünkü bazen bazı ülkelere gittiğin zaman İngilizce bile koymuyorlar. Host employed in the institution. Ha. Bu arkadaşlar işte o zaman kullanılan atları temsilen yapılmış bir heykel. Çünkü atlar ticarette çok büyük bir önem taşıyordu o dönemlerde tabii ki. Şimdi artık köprümüze, bu liman köprüsünden karşıya bir geçelim. Bakın gördüğünüz gibi Albert Dock'ta birçok ilginç şey var. Mesela burada bütün demirlere, kol kulukları arkadaşlar kilitlerle direkler direği kapatmışlar. Bunu birçok Avrupa'da köprülerde görebiliyorsunuz, ama burada rıhtıma yapmışlar. Ve şurayı size göstereceğim. Bakın rengini anlayabiliyor musunuz bilmiyorum, ama çamurlu bir denizi var arkadaşlar. Bakın hep böyle koyu, çamur renginde. Yani o güzel, göze hoş gelen bir görüntü yok ortada. İşte bu bölgede bu şekilde farklı olayları görebiliyorsunuz. Kıyının karşısına geçtim arkadaşlar. Bakın bu Hartley Köprüsü. Burası 1843 yılında yapılmış ve halen kullanılıyor. Hatta sonra bazı yeniliklerden geçmiş. Günümüze kadar insanların geçtiği bir köprü olmayı başarmış. Bakın şu gördüğünüz alan değerlendirilmiş. Eskiden liman bölgesiyken burası, işte limana ait evler ve yapılar varken, şu an artık tamamen müze, restoran, kafe, bar olarak kullanılmış. Hatta bunun örneklerini biliyorsunuz ki İstanbul'da Karaköy rıhtımında görebiliyoruz artık. Şimdi bu arkamda gördüğünüz iki tane müze, şu an dediğim gibi hepsi kapalı maalesef. Yani göremediğime ben de üzüldüm. Arkamda gördüğünüz iki tane müze, birisi Denizcilik Müzesi ki Liverpool gibi bir liman kentinde bu çok önemli. Hemen arkasında Uluslararası Kölecilik Müzesi var arkadaşlar. Burası da Tate, diğer Tate Müzesi, diğer sanat müzesi ve asıl şu pembe sütunlu yollardan gideceğim şimdi. Oradan da Beatles Story'e doğru devam edeceğim. Güzel yolda yürürken arkadaşlar biraz Albert Limanı anlatalım. Albert Limanı Britanya bölgesindeki ilk hem demir, sadece demir ve tuğla kullanarak yapılan yapı arkadaşlar. O yüzden çok önemli ve Victoria döneminin eserleri bu. Düşünün ki o kadar eski. Ve günümüze kadar da çeşitli işte özellikle 2. Dünya Savaşı'nda bombalanmalar ya da ülke içerisindeki herhangi bir afet olabilir, bir şey olabilir. Onlardan geçerek günümüze kadar ulaşmış ve halen liman olarak kullanılıyor. Ve dünyanın dört bir yanında gemiler buradaki limana yanaşıyorlar. Tabii yeni liman var, oraya yanaşıyorlar. Burası da artık işte malum atıl kalmasın, değerlendirelim diye çok güzel, hello, böyle farklı şeylerle kullanılmış. Şu anda gördüğünüz gibi ben de bu güzel yolda yürüyorum. Birazdan farklı yerler gördükçe çekeceğim. Artık biraz daha böyle şehir merkezine doğru, katedrallerin olduğu kısma gideceğiz. Umarım açık olursa çekerim içerisinde. Şu an çok üzüldüm. Çünkü arkadaşlar Lidl Story de kapalı. Yani 6.30'a öyle koştur koştur otelden çıktım. Hani belki bir tanesini yakalarım diye, en azından burayı yakalarım diye, ama çok sevdiğim grubun müzesini gezemedim. Ama en azından burayı görmek de çok güzel. Burası işte Beatles'ın bütün hikayesini anlatıldığı müze. Burada onlarla ilgili birçok bilgileri, şarkı sözlerini, mektuplarını, müziklerini, kıyafetlerini, her şeyini görebileceğiniz yerlerden bir tanesi. O yüzden burayı da gördük. Biraz hızlı oldu ama artık ne yapalım? Eski bölgede belki daha güzel şeyler görürüz.
Şimdi bakın burada aynı zamanda bir Londra'nın çakması da var. London ayın çakması, bir dönme dolap da var arkadaşlar. Söyleyemedim. Dönme dolap. Buraya da gelip böyle yukarıdan Liverpool'u izleyebilirsiniz. Yani Londra'dan sonra ne kadar ilgi çekici olur bilmiyorum. Ama orada yapamadıysanız böyle bir deneyimi burada da yaşayabileceğiniz bir park var. Hemen Albert Dock'ın karşısındaki kısım. Burası da işte gösterilerin yapıldığı, sanat gösterilerinin yapıldığı Liverpool Arena. Dünyanın birçok metropolit kentinde olduğu gibi Liverpool'da da bir Çin mahallesi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun aynısını Londra'da da ya da Manchester'da görürsünüz. Ki Manchester'daki sanırım dünyanın en büyük ikincisi miydi, öyle bir şey tam emin değilim. Böyle çok büyük bir kapı var ve bu kapıya geldiğiniz zaman Çin mahallesine geldiğinizi doğal olarak anlıyorsunuz. İşte Çin mekanlarını görüyorum, girmeyeceğim çünkü şu an gün batmak üzere. Burası da bugün bir pazardan mıdır nedir, ölü gibi bir yer. Normalde Çin mahalleleri çok böyle renkli olur. Ama işte dediğim gibi buradan böyle görüyorum karşılıklı böyle onlarca Çin restoranı var. Gelip burada Çin yemeğinizi yiyorsunuz. Ben şu arkadaki katedrale doğru giderken burayı gördüm. Şimdi oraya doğru devam ediyorum. İlk defa bir gezimde nereye gidersem gideyim kapalı arkadaşlar. Şimdi kilise aslında pazar günü olmasa yine kapalı olmaz da bugün pazar olduğu için bayağı bir ayinden sonra kapatıyorlar. Şu karşıma gördüğünüz şey arkadaşlar şehrin en büyük dini bir yapısı. Bir katedral. Liverpool Katedrali diye geçiyor. St. James Meydanı şu anda bulunduğum yer. Hatta arkadan da gördüğünüz anıt da St. James anıtı. St. James de hani Aziz James. İsa'nın havarilerinden bir tanesi. Onun adına yapılan bir anıt. Bu gördüğünüz katedral diğer katedrallerden farklı. Niye diyeceksiniz? Çünkü bu yeni bir katedral. Yani bakınca hiç öyle anlaşılmıyor. İnanılmaz böyle eski duruyor ama 1928 ile 1970'lerle arasında yapılmış bir. 86 olabilir emin değilim. O arada yapılmış. Yani taş çatlasın 100 senesi yok. Öyle söyleyeyim. Buraya ücretsiz gezebiliyorsunuz. Şu an bir bakacağım. Oradan birileri geliyor ama belki orada bir park vardır. Oraya gidiyorlardı ama değişik bir mimarisi var. Kırmızı tuğlalı Liverpool'un genelinde gördüğümüz renkleri burada da görüyoruz. Demek ki dokuya uygun olarak yapmaya devam etmişler. Şimdi biraz bir fotoğraf çekelim, video çekelim. Sonra artık merkezde ne varsa onu çekeceğiz. Liverpool gezimizi de böyle tamamlayacağız. Bakın aşağıda biraz ürkütücü bir yer var. Burası Azizlerin ve rahiplerin mezarlarının olduğu St. James bahçesi diyor. Ama her yerde mezarlık, mezar taşları falan var. Şu an biraz tırsmadım değil yani. Ya mezarın annesinden korkarsınız arkadaş, ben anlamıyorum ki. Ölmüşler zaten. Şu anda evet böyle bir yoldan mezarlığın aşağısına doğru iniyoruz ama ben buradan daha fazla inmeyeceğim çünkü hiç halim yok. Aşağıda bir şey yoksa gitmeye gerek yok ama burada gördüğünüz gibi böyle mezar taşları gibi kilisenin her şeyini çekmişler, anlatmışlar. Yani şimdi tek tek hepsini okuyamam ama anladığım kadarıyla evet hep bir memory dediğine göre hep bir anıt arkadaşlar. Şimdi Liverpool'un nasıl bir sanat şehri olduğunun bir özetini göstereceğim arkadaşlar size. Bakın burası Filarmoni Orkestrası'nın çıktığı yer. Hemen yan tarafında başka bir gösteri merkezi. Şu bina tiyatro binası. Başka bir tiyatro binası daha doğrusu. Royal Tiyatro ya da Ulusal Tiyatro binaları değil. Buralarda komple hep sanat galerileri, işte tiyatrolar, orkestra salonları gibi yerler var. Bu kısım böyle. Şu karşıda da Metropolitan Kilisesi var. Yeni kilise var ama tasarım ödülleri almış bir kilise. Tabii ki yine kapalı. Bugün pazar olduğundan dolayı ve geç saatte olduğundan dolayı şimdi orta tarafa doğru gideceğim. Şu anda çok önemli bir yerin daha önündeyim arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz kilise Metropolitan Katedral Kilisesi. Az önce gösterdiğim eski kilise, yani eski görünümlü kiliseyle bunun kilisenin aşağı yukarı yapım tarihleri aynı. Ama ona biraz daha dokuya uygun bir imaj vermişler. Buna da modern bir dokunuş yapmışlar. İçi gerçekten muhteşem. Şöyle söyleyeyim, ben gelmeden önce araştırdığım için bazı şeyleri görmeyi çok isterdim ama videoları bulursam koyacağım videonun şu anda. Belki de görüyor olabilirsiniz izlerken. Burası 1967 yılında tamamlanmış bir müze, bir kilise. Liverpool'un bir de şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Burası Avrupa'dan Amerika'ya o göçlerin başladığı zamanda liman olarak kullanıldı ve birçok insan o limandan, Liverpool limanından işte dünyanın dört bir yanına gitti. Hatta Titanic filmini izlediğiniz zaman da Liverpool oradan hatırlarsınız. Gerçi o bir gezi bir gemisiydi ama oraya göç için gidenler de o gemiye biniyorlardı. Hatta Leonardo DiCaprio o amaçla binen bir karakterdi o filmde. İşte neyse, günümüze dönelim. Burası şehrin en büyük Katolik Kilisesi arkadaşlar. O Paris Kilisesi'ydi bu Katolik Kilisesi.
İşte bu böyle bir meydanda güzel bir fotoğraf noktasında bulunuyor. Zaten şu noktada durarsanız bakın şu tarafta durduğunuz zaman hemen şöyle geçeyim. Çeviriyorum kamerayı. Bakın karşıda işte o az önce anlattığım heybetli kilise duruyor. Bu tarafta da yaklaşık 270 feet. Böyle bayağı devasa bir şey. Yukarısında bir çatı mimarisi var. Garip, değişik bir mimari. İlk defa böyle bir kilise görüyorum bu arada mimari açıdan. İşte bu şekilde modern kısımlardayız. Şu an geziyoruz. Biraz tarihi, biraz modern, karışık daha doğrusu. Şimdi biraz daha böyle hani daha merkezi yerlere doğru yürümeye devam edeceğim. Liman şehri olması da denizin kenarında olmasını hissetmeye başladık. Çünkü akşam artık karanlık çökmeye başlayınca esinti başladı, bayağı soğuk oldu. Şimdi bakın bu gördüğünüz meydan Aziz George Meydanı. Burası da Aziz George gösteri merkezi gibi bir şey düşünün. Bu Collins sütunlar size ilk başta böyle bir devasa bir tapınak havası veriyor. Ama burası bir hem içine dünyanın en büyük orklarından biri var. Bu kiliselerde çalan orklar var ya, onlardan biri var. Hem de burası şu anda önemli konserlerin, senfoni orkestrasının konserleri gibi birçok şeyin yapıldığı yer. Şu anda dediğim gibi zaten saat itibariyle gördüğünüz gibi önü bomboş, kapanmaya başladı. Hemen karşısında bakın böyle yine bir görkemli bir bina var. Bunların mimarisi Georgia mimarisi de olabilir. Biraz karışık, hani buranın böyle bir tarzı yok. Biraz barok andırıyor aslında ama yani bunların hepsi de işte artık yeni yapılar. Öyle Liverpool'un merkezde böyle çok çok eski yapılar göremiyorsunuz. Çünkü dediğim gibi burası bir liman şehri. Tarihi bir önemi yok. O yüzden işte böyle otel olarak kullanıyor bu binada. Şurada Empire Tiyatro binası var. Empire Tiyatro şehirdeki en büyük tiyatro binası. Ve şurada da şimdi yavaş yavaş o tarafa gidince tekrar açacağım. Bir bataryayı değiştireyim, şarjı bitmek üzere. İşte burası da böyle arkadaşlar. Burası güzel bir meydan. Bayağı bir görkemli binaların ortasındayız şu anda. Bu arada şu arkadaşı da anlatayım. Orası 360 derece bir restoranın da bulunduğu bir radyo televizyon kulesi arkadaşlar. Hatta bakın orada Radio City 96.7'nin yeri anladığım kadarıyla. Şehrin en büyük radyosu olabilir ki öyle görkemli bir yer almış. Yani tipik bir kule, televizyon kulesi. Yukarıda bir restoran var. Biletle çıkıp orada da şehri panoramik bir şekilde görebiliyorsunuz. Ha, Liverpool merkezde böyle çok aman aman görecek bir şey olmadığı için paranıza yazık, boşuna çıkmayın. Ama burada bir gösteriye keşke denk gelseydim. Gelip izlemeyi çok isterdim. Şimdi biraz daha şu tarafta biraz daha yine bazı eski yapılar var. Muhtemelen müze binalarıdır ya da başka binalardır. Onlara da bir yakınlaşacağım. Ondan sonra artık yavaş yavaş bu Beatles'ın çıkış noktası olan bir bara bir gitmeye çalışacağım. Şimdi geldiğim kısım arkadaşlar ünlü Waterloo Savaşı'nın kahramanı Nelson anıtı arkadaşlar. Bunun aynısını hatırlarsanız Trafalgar Meydanı'nda Londra'da görmüştük. Karşıda da arkadaşlar bakın Ulusal Sanat Müzesi var. Yani başka müzeler de var. Hemen Art Galeri diye geçiyor. Bakın burası Dünya Sanat Galerisi geçiyor. Hemen onun yanında da sanırım Birinci Dünya Savaşı'nın müzesi olabilir şu karşısı da. Şimdi Google Map'ten baktım şimdi sizin için ama çünkü hepsi kapalı olduğu için hiçbir şey anlaşılmıyor. Şurada da Ulusal Kütüphane binası var. Bakın şu yuvarlak gördüğünüz yer. Ve World Museum diye dünyanın böyle oluşumuyla ilgili farklı şeyler anlatıldığı değişik de bir müze var arkadaşlar. O da hemen şu ağaçların arkasında. Ya şu bu bölge artık Liverpool'un olabilecek en merkezi yeri. Bakın göründüğü gibi. Şimdi artık buradan da çıkıyorum. Artık yavaş yavaş dediğim gibi son durağım olan Beatles'ın çıktığı bara gitmeye çalışacağım. Eğer hala bu okulda bugün kapalı değilse. Ve Liverpool gezimizin sonuna geldik. Yaklaşık 3 saatte listemdeki 10-15 tane yeri gezmeyi başardım. Yürümeyi sevmiyorsanız arkadaşlar zorlanabilirsiniz. Ama kısıtlı vakitleriniz varsa böyle turla geldiniz, serbest zamanda gezmek istiyorsanız falan gayet de rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. Ben yürümeyi çok seviyorum. O yüzden rotalarımı da çok güzel yaptığım için ve internetim de açık olduğu için Google Map'ten rahat rahat tüm noktalarımı sıraya koyup gezerek bu noktaya geldim. Şimdi artık Liverpool'da yaklaşık akşam 8'e geliyor ve hava 8.30'a geliyor bu arada. Hava hala aydınlık. Yaz aylarında 9-9.30'u buluyor. Hatta dün 10'u bulmuştu neredeyse tamamen kararması Londra'da 2 gün önce. İşte şu anda da şehrin meydanından size veda ediyorum. Yarınki artık yolculuğumuz Dublin olacak. Yeni bir ülke İrlanda'ya geçeceğiz. İrlanda'da görüşmek üzere diyorum. Benimle kalmaya devam edin. Bay bay.